Evet, herkese merhaba. Kısa kitap önerileri videomun ikincisiyle karşınızdayım. Yine kitap okumaya vakti olmayanlar, uzun kalın kitaplara başlayıp onları yarıda bırakmak zorunda olan sevgili kitap dostlarım için okuyup çok etkilendiğim kısa kitaplardan oluşan bir öneri videosu hazırlamaya çalıştım. Umarım keyifle izlersiniz. Umarım faydalı bir video olur. Ne diyorum, çok vakit kaybetmeyelim diyorum ve ben hangi kitapları seçmişim? Şöyle bir bakalım. İlk olarak bir oturuşta bitirebileceğiniz 3 kısa öyküden oluşan bir kitapla başlıyorum. Stefan Zweig'ın Lyon'da Düğün kitabı, İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler dizisinden bulabilirsiniz bu kitabı. 3 tane kısa öykü var ve üçü de sizi çok etkileyecek. Stefan Zweig'ın zaten insan psikolojisini çok iyi anlaması, yazdığı karakterler üzerinden bizlere bunu anlatması insanı çok fazla etkiliyor. Bu kitapta beni en fazla etkileyen üçüncü öykü oldu. Üçüncü öyküde Stefan Zweig'ın savaşa karşı olduğunu, savaş hakkındaki düşüncelerini çok net görüyoruz. Mecburiyet kitabında da görmüştük bunu. Buradaki üçüncü öyküde de çok net görüyoruz. Toplum tarafından dışlanmış çirkin bir kadının yalnız başına bir çocuk dünyaya getirmesi, bir tecavüz sonucu, o çocuğu tek başına bütün toplumdan ayrı bir yerde büyütmesi, sonrasında çocuğunun askere çağrılması, tam savaşın çıktığı dönem cepheye çağrılmasını konu alıyor ve orada o annenin o psikolojisini, o duygularını o kadar net anlıyorsunuz ki, o kadar çok etkilendim ki. Dediğim gibi 3 öykü de çok güzel ama beni etkileyen, en fazla iz bırakan üçüncü öykü oldu. Diğer öykülerde de aslında aynı konuya değinmiş Stefan Zweig. Toplum tarafından dışlanan insanların bakışından dünya, bakışından insanlar, yaşamak, hayat. Bunları her satırda çok net görebileceğiniz harika bir kitap. İkinci olarak Franz Kafka'dan Babaya Mektup kitabını seçtim. Bu kitabı küçük yaşlarımda, genç yaşlarımda okumuştum. O edebiyata işte yeni yeni merak saldığım dönemler, meraklandığım dönemler. Ama şimdi tekrar okuduğum zaman şöyle bir şey fark ettim. Gerçekten bazı kitapları belli dönemlerde tekrar okumak lazım, tekrar bir incelemek lazım. İşte bu kitap da benim için öyle oldu. Genç yaşımda okuduğum zaman, daha küçük yaşımda daha farklı bir anlamı vardı. Yine çok etkilenmiştim ama şimdi bir anne olarak okuduğum zaman bambaşka bir anlam çıktı benim için. Anne baba olarak çocuklarımız için her zaman en iyisini istiyoruz. Evet, onları yetiştirirken, onlara verdiğimiz öğütlerde, onlara davranışlarımızda hep aslında altta bir iyilik var. Yani iyi olsunlar istiyoruz, üzülmesinler istiyoruz, hayata sağlam hazırlansınlar, kendi ayakları üzerinde dursunlar istiyoruz ama sanırım bazı hatalar yapıyoruz. İşte Franz Kafka babasına yazdığı mektupta öyle itiraflarda bulunmuş ki çocukluğundan büyüdüğü zamana kadar, okul dönemi, evlenmek istediği dönem, iş hayatı, hepsiyle ilgili öyle güzel bir mektup kalemi almış ki onu nelerin kırdığını, babasından sevgi görememenin, destek görememenin onu nasıl yaraladığını, hayata karşı nasıl artık değişik bir bakış açısı kazandığını görüyoruz. Ve bu satırları okurken hep kendim ve kızımla olan ilişkimi düşündüm. Acaba ben de aynı hatalara düşüyor muyum diye. Onun için çok etkilendiğim bir kitap oldu. 1919'da yazmış Franz Kafka bu mektubu babasına. Babasına hiçbir zaman ulaşamamış. Babası bir ticaret adamı. Onun hayalinde de işte ticaretini oğlu sürdürsün, devam ettirsin var. Tabii ki küçük bir yerden daha büyük bir yere geldikleri zamanki o alışma dönemi, çocuğunu belki nasıl yetiştireceğini bilememeden kaynaklanan bazı davranışları Franz Kafka üzerinde çok farklı etkiler oluşturuyor ve o hayata artık bambaşka bakmaya çalışıyor. Çok samimi bir şekilde yazmış. Gerçekten okunması gereken kitaplardan bir tanesi. Bu kitabı ertelemeyin. Eğer ebeveynseniz, bir çocuk yetiştiriyorsanız çok farklı anlamlar çıkartabilirsiniz. Ama eğer daha genç bir okursanız da Franz Kafka'yı tanımak adına, onun diğer eserlerini daha iyi anlamak adına da giriş niteliğinde harika bir kitap olacaktır inanıyorum.
Ve şimdi benim de bu ay okuma listemde olan ve çok yeni, birkaç hafta önce okuduğum bir kitap, Ucuza Yiyenler, Thomas Bernhard. Bu kitap çok keyifli bir kitaptı, çok etkilendiğim bir kitap oldu. Kitabı okuduktan sonra yorumlarına da şöyle bir baktım. Beğenenler kadar beğenmeyenleri de olmuş ama benim için çok keyifliydi Ucuza Yiyenler. Burada bir Koller adında bir bilim adamı var. Parkta gezerken bir köpek tarafından ısırılıyor ve bir bacağını kaybediyor. Sonrasında kendini bilimsel çalışmalarına veriyor. Ve bu bilimsel çalışmalarının odağında da bir restoranın müdavimi olan 4 kişi var. O 4 kişiyi ucuza yiyenler diyor kendisi. O şekilde adlandırıyor onları. Ve bilimsel çalışmasının merkezine de bu ucuza yiyenleri yerleştiriyor. Onlar üzerinden bilimsel çalışmasını götürmeye çalışıyor. Konusu da zaten çok ilginç ama bu sadece bu kurguyu takip edebileceğiniz bir kitap değil. Yer yer bir anda geçmişe gidiyor, yer yer bir anda bir hayalinden bahsetmeye başlıyor. Çok fazla tekrarları olan bazı paragrafları okurken şöyle diyorsunuz ya, ben biraz önce okumuştum aynı şeyi, şimdi tekrar okuyorum gibi bir algıya kapılabilirsiniz. İlk sayfalarda biraz zorlandım anlamaya çalışırken, kimin ağzından anlatılıyor, olay ne, ne oluyor diye, ama sonrasında alıştıktan sonra çok ama çok keyifli gitti. Eğer böyle değişik kitaplar okumayı seviyorsanız, farklı tarzda yazılmış kitaplar okumayı seviyorsanız Thomas Bernhard'la tanışmanızı çok isterim. Ucuza Yiyenler de benim için güzel bir kitaptı. 82 sayfa bir kitap, Yapı Kredi Yayınları'ndan bulabilirsiniz. Ve sonrasında yine bu ay okuma listemde olan Yaşar Kemal'in Sevmek, Sevinmek, İyi Şeyler Üstüne isimli kitabı. 1960 yılından 1993 yılına kadar olan seçme yazılarından oluşuyor onun yazdığı ve her şeyle ilgili fikirlerini, düşüncelerini çok samimi bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Öğretmenler hakkında yazmış, doğa hakkında yazmış, insan hakları hakkında yazmış. Ne bileyim, aklınıza gelebilecek her şey üzerine onun düşüncelerini okumak çok ama çok keyifliydi ve benim için de çok faydalı oldu. Bazı yerlerde ben nasıl böyle düşünmemişim dediğim noktalar oldu, not aldığım yerler oldu. Onun için Yaşar Kemal'in bu seçme yazılarını okumanızı tavsiye ediyorum. Kısa kısa yazılardan oluşuyor zaten. Hani böyle yatmadan önce ya da servisle işe giderken ya da şöyle bir kafamı dinleyeyim, elime bir kitap alayım. 10-15 dakikada zaten bir yazıyı ya da iki yazıyı okuyabilirsiniz. Keyifli bir kitap olacağına ve okunması gereken bir kitap olduğuna eminim. Kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ediyorum. Bazı karakterler vardır, tanıştığınız zaman bir daha unutamazsınız. Mesela Oblomov'la tanıştıktan sonra onu unutamazsınız. Anna Karenina, Raskolnikov, Quasimodo ve pek çok karakter şu an aklıma gelmiyor. Ama öyle karakterlerdir ki bunlar sizin artık hayatınızın bir parçası olurlar. Ara sıra aklınıza gelirler, onları düşünürsünüz, onları özlersiniz. İşte öyle bir karakter yine. Tanıştığınız zaman hayatınızdan bir daha çıkartamayacaksınız. Katip Bartleby, Herman Melville'in kısacık bir kitabı. Ama kısa olmasına rağmen öyle bir iz bırakıyor ki, okuyan herkesin çok büyük memnuniyetle bahsettiğini biliyorum. Sizlerle olan görüşmelerimde, yazışmalarımda da çok sık bu kitaptan bahsediyoruz zaten. Peki neden bu kadar özel bu Katip Bartleby? Neden edebiyat dünyasına böyle damgasını vurmuş derseniz, bir kere görmeye alışık olduğunuz karakterlerin hiçbirisine benzemiyor. Çünkü bu karakter bir şeyi yapmayı tercih ediyor ya da yapmamayı tercih ediyor. Sizi memnun etmek için istemediği bir şeyi yapmıyor. Birilerinin gözüne girmek için kendi duruşundan, kendi düşüncelerinden, duygularından vazgeçmiyor. Bir avukatın yanına işe girmesiyle tanıyoruz onu. Ve o kadar ilginç ki avukat ona bir iş veriyor ve onun cevabı yapmamayı tercih ederim. Ya da yapmayı tercih ederim. Ve bir süre sonra zaten herkese tuhaf gelen bir davranış. Sonuçta iş veriliyor ve orada maaşlı çalışan bir insansınız. Verilen bir işi nasıl yapmamayı tercih edersin diye siz de düşünüyorsunuz. Hafif bir gülümsüyorsunuz ve avukat tarafından dolayı bakıyorsunuz. İşe birini almışsınız ve verdiğiniz işi yapmamayı tercih ediyor. Onun o durumu, o anki tepkileri zaten çok güzel bir dille anlatılmış. Ama siz de düşünmeye başlıyorsunuz. Gerçekten
insan olarak kalmanın, yapmak istemediğiniz bir şeyi yapmamanın en güzel örneklerinden birisi. Tanıştığınız zaman unutamıyorsunuz. Çok kısa bir kitap. Okumayanlar için çok detay veremiyorum. Zaten hemen bir oturuşta bitirebileceğiniz bir kitap bu sizin. Ama dediğim gibi kesinlikle unutamayacağınız bir karakter 50 sayfaymış. Bende Hasan Ali Yücel klasiklerinden olan baskısı var. Ama başka yayın evlerinden yine baskıları var biliyorum. Siz hangisini tercih edersiniz bilemem. Ama bu Katip Bartle bir karakteriyle mutlaka tanışın. Sizin de bir anda bakışınız değişiyor. İlk başlarda biraz kızıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi diyorsunuz. Bir avukatın yanında oluyorsunuz. Bir Katip Bartle bir gibi düşünmeye çalışıyorsunuz ama sonrasında aslında onun direnişinin, onun yaptıklarının anlamını kavradığınız zaman da böyle içinize oturuyor. Hafızanızda yer ediyor ve aklınıza geldikçe de böyle hafif bir sızı duyuyorsunuz. Herman Melville, Katip Bartleby, okumadan geçmeyin. İlk defa 1987 yılında okuyucusuyla buluşmuş bir kitap var şimdi sırada. Ve o zamandan bu zamana okuyan herkeste iz bırakan bir yaşam öyküsü, Sıfır Noktasındaki Kadın, Neval El Seddavi. Bu kitapla ilgili ayrıntılı bir yolculuk yapmıştık sizinle. İzlemeyenler için buraya bırakıyorum o videomu. Gerçekten çok etkilendiğim kitaplardan bir tanesi ve şiddetle tavsiye ettiğim kitaplardan bir tanesi. Yazarın Mısırlı Firdevs'le olan röportajı, onunla olan konuşmaları ve Firdevs'in ağzından onun yaşam öyküsü. Peki Firdevs neden bu kadar önemli? Çünkü Firdevs idam edilmeyi bekliyor ölüm hücresinde ve Neval Seddavi onun o son zamanlarında, son anlarında onunla konuşmayı başarıyor. Gerekli izinleri alıyor. Firdevs de ona izin veriyor, konuşmak istiyor ve onun ağzından bir kadının o idama gidene kadar, o ölüm hücresine konana kadar ki hayat hikayesini etkilenmeden okumamak mümkün değil. Gözyaşlarımı tutamadığım yerler oldu. Hem bir kadın olarak çok etkilendim, hem bir insan olarak çok etkilendim. Ve artık Firdevs karakteri bilmiyorum bir simge gibi. Çünkü çok Firdevs var, her yerde Firdevs var, bitmiyor. Onların acıları böyle katlanarak artıyor. Belki yanımızda, çevremizde birebir görmüyoruz ama bunlar Firdevslerin olmadığı anlamına, acıların çekilmediği anlamına, bir kadın olarak varlıklarını gösteremediği anlamına gelmiyor. Sıfır Noktasındaki Kadını mutlaka okuyun. Anlamaya çalışarak okuyun. Firdevs'in sesini duymaya çalışarak okuyun. Ve o çocukluğundan o ölüm hücresine konana kadar neler yaşamış. Gerçekten insanlığınızdan utanacak şeyler var. Bana öyle oldu. Bazı yerlerde insan olmanın aslında ne kadar ağır bir yük olduğunu hissettim ve bir şey yapamamanın ve bunların böyle yaşanıyor olmasının verdiği üzüntü de ayrı cabası kalıyor insanın yanına maalesef. Ve evet, son iki kitabımız, bir tanesi Umberto Eco'nun denemelerinden oluşan 5 Ahlak Yazısı isimli kitabı. Bu kitabı çok keyifle okumuştum. Bu kitap tabii böyle bir oturuşta hemen okunacak bir kitap değil. Biraz ağır bir kitap, düşüne düşüne okumak gereken bir kitap. Ama beni çok etkileyen kitaplardan bir tanesi oldu. Zaten Umberto Eco'yu çok seviyorum. 5 tane yazı kalemi almış, deneme yazmış bu kitabında. Ve ilk yazısı olan Savaşı Düşünmek de Körfez Savaşı günlerinde kaleme almış. Sonrasında medya ile ilgili düşünceleri var. Çok derin düşünmüş, derin incelemiş ve öyle çarpıcı yerlere değinmiş ki bu 5 ahlak yazısını okumadan geçmeyin diyorum. Hele bir de Umberto Eco olunca, onun tabii ki yazım dili biraz daha farklı, ayrı bir keyif oluyor. Çok etkilenerek okuduğum kitaplardan bir tanesi. Ve son kitabım, aslında bu videoya koyup koymamakta da biraz tereddüt ettim. Herkesin hoşlanmayacağını, beğenmeyeceğini biliyorum ama benim çok faydalandığım bir kitap oldu. Farkındalığın Işığı, Krishnamurti, çok özür diliyorum. Eğer bu tarz kitapları seviyorsanız, işte anda kalmak, şimdinin gücü, farkında olmak, farkında yaşamak konulu, temalı kitapları seviyorsanız bu kitabı da çok seversiniz. Dediğim gibi ben çok etkilendim ve çok faydalandım bu kitaptan. Çünkü
Bazen bir konuyu düşünmek isterseniz konsantre olamazsınız. Kafanıza bir sürü düşünceler gelir ve bir bakmışsınız ki siz ana konudan uzaklaşmışsınız. Ya da tabii ki hep söylenen bir şey, işte o geçmişin getirdikleri gelecek kaygısı şimdiyi yaşamamızı engelliyor, farkında olmamızı engelliyor ve biz hayatı kaçırıyoruz, anı kaçırıyoruz. Ama anı kaçırırsak yaşamış da olmuyoruz. Çünkü her anın kıymetini bilerek, farkında olarak yaşamamız lazım. İşte bu kitapta bunları aslında nasıl yapacağımızı anlatıyor. Böyle metot, teknik gibi şeyler yok. Sadece nasıl odaklanabiliriz? Kafamıza gelen o bizim istemediğimiz düşünceleri nasıl uzaklaştırabiliriz gibi farklı bir dille yazılmış güzel bir kitaptı. Bu tarz kitapları sevenler için ince de bir kitap, böyle başucu kitabı gibi, Farkındalığın Işığı kitabını öneriyorum, tavsiye ediyorum. Ve evet, benim bu video için seçtiğim 8 kitap, 8 kısa kitap bu şekildeydi. Aralarında okuduğunuz kitaplar var mı? Bana mutlaka yazın. Ve lütfen siz de okuduğunuz kısa kitapları yorumlarda öneri olarak yazarsanız, bu videoya gelen, yorumları okuyan kitap dostları için de pek çok kitap önerisi olmuş olur. Kitap önerisi arşivi gibi bir şey olur. Ben sizin önerilerinizden biliyorsunuz zaten çok fazla yararlanıyorum, faydalanıyorum, kendime notlar alıyorum. Lütfen kısa kitap önerilerinizi de eksik etmeyin. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Başka kitaplarda, bambaşka serüvenlerde görüşene dek sevgiyle, ama hep sevgiyle kalın. Hoşça kalın.